Gazi Emir Net TV ikinci yayın döneminde ve ikinci programında Levent Çağlarsu'nun, yani benim hazırlayıp sunduğum Ters Köşe programında bugün 8 yıldan beri Gazi Emir'in gelişmesine ve değişmesine imza atan 40 yıllık arkadaşım, abim Gazi Emir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenoğlu 2017'nin son günlerinde 29 Aralık 2017 tarihinde kendi yeni stüdyomuzda, yeni konseptimizde ağırlıyoruz. Onun için gururluyuz ve sevinçliyiz. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de. Gazi Emir Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Şenol abim. Abi ne diyorsun? 2017'yi bitiriyoruz. Deviriyoruz. Bir yaş daha yaşlanıyoruz. Ne düşünüyorsun? 2017 bir yaş daha yaşlanmak. Ben 10 Kasım'da yaşlandım. Sen 10 Kasım'da devirdin. 10 Kasım'da. Senin de özel bir doğum günün var zaten. Yani. Ama hiç sen bugüne kadar doğum günü de kutlamadın değil mi başkanım? Vallahi arkadaşlar, personellerim gizli saklı kutlamışındır onu. Açıkta belediyede getiriyorlar ama ben son 5-6 yıldır ayağın sevgisi dolayısıyla personellerim bana ya papağan getiriyor ya kedi getiriyor ya şu anda doğal yaşam parkına döndü zaten ya, belediye doğal sarayı. Yaşam parkı, güvercinlerimiz hepsi var. Hatta Seher Hanım da bir kurt köpeği getirdi diyetti bana. Temiz işleri müdürümüz de bir kurt köpeği getirdi. İşte onlarla uğraşıyorum en son. Ama ben özellikle tabii 2017'nin çok kötü geçtiğini, sadece Türkiye için değil, dünya halkları için çok kötü geçtiğini biliyorum. Çevremiz savaş alanı. Birçok çocuklar ölüyor, gençler ölüyor, kadınlar ölüyor. Yaşamlar bitiyor. Ben öncelikle 2018'inin 2017 son günlerinde onu dilemek istiyorum. Savaşsız, kansız, insanların birbirini seven, yüzleri gülen, hep sağlıklı olmalarını isteyen bir dilek ve temenni de bulunuyorum. Dilek ve temenninde bulunuyorum. İnşallah 2018 tüm dünya barışı için, dünya halkları için iyi geçer. İyi geçer. Biz de zaten bu temennilerimizi yılbaşı itibariyle 26. sayısını çıkardığımız dergimizin kapağına taşıdık bu temennileri. Güzel taşımışsınız. Güzel taşıdık Allah, ama yani Allah inşallah ya, bu Allah olmaz. Allah yardımcın olsun ama tabii. İnşallah yani, bu olmaz. Yani barış ve özgürlük getirmişmiş 2017 yeni doğan 2018'e diyor ki barış ve özgürlük getirmişmiş. İner inmez edecek laf mı? Bulamadın mı diyor. Yani inşallah bu dergimizin kapağı hayata geçmez. Bunlarla karşılaşmayız. Çünkü 2017 böyle geçti. Maalesef, 2018'e maalesef öyle geçti. Bize huzur, barış, mutluluk, sevgi, insanlık değerlerinin daha çok arttığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz ama aynen diliyorum. Ama yine de içimiz biraz da buruk. Ben yine hemen başlayayım sorularıma geçmeye. Genel anlamda. Genel anlamda. Buyurun lütfen. Tabii ki bu genelle başladık. Bu yeni çıkan ve Türkiye'nin gündeminde bulunan bir kanun hükmünde kararname var. Sivillere yargı muafiyeti getiriyor başkan. Siz bir belediye başkanı olsanız da bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanısınız. Siyasi düşüncelerinizi tabii ki merak ediyoruz bu anlamda. Yerelde bir soru olmasa da genelde bir soru ama sizin bu düşünceleriniz benim için de çok önemli. Şimdi 15 Temmuz'da biliyorsunuz bir darbe oldu 2016 yılında. Yıllarca beraber yürüdük biz bu yollarda şarkılarını söyleyip de sonra kavga edip 15 Temmuz'da kafamıza bombalar yağdırıldı. İnsanlar öldürüldü, katledildi. Bir darbe girişiminde bulunuldu. Hatta askerler linç edildi. Yani niçin ben bu soruyu ilk soru olarak soruyorum? Benim de oğlum şu anda asker. Yani burnunun kılının incinmesini istemediğim bir durum. Benim de oğlum şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde er olarak görev yapıyor. Bu erler hiç haberi yokken yat diyor asker, yatıyor hepimiz yaptık. Kalk diyor kalkıyor, git diyor gidiyorsun. Bu askerler işte oraya götürüldü.
Onların komutanları serbest bırakıldı. Askerler orada linç edildi. Burada sivillere mafiyet. Bu niye çağrıştırıyor? Bize bu gelecekle ilgili bizi kaygılandıran bir şeyler var burada. Yani bu sadece 15 Temmuz'da, 16 Temmuz'un sabahısı, öğleni, akşamı, ikincisiyle ilgili değil bu. Gelecekle ilgili bir. Ne düşünüyor bugün bugünkü iktidar? Böyle bir yasayı çıkartıyor. Bütün barolar, siyasi partilerin birçoğu, MHP ve AKP dışındaki partiler bu kanun hükmündeki kararnamenin değiştirilmesini istiyorlar. Ne için? Ne getiriyor bize bu Sayın Başkan? Şimdi tabii kanun hükmündeki kararnamelere yapacak bir şey yok. Dolduruyorlar torbaya kanunları, atıyorlar. Hepsini çıkarıyorlar. Anayasa Mahkemesi de diyor ki benim yetkim yok diyor. Yani ben bunu bir kere anlamakta çok zorluk çekiyorum. Yani anayasa en üst mahkemenin yetkisiz olmasını ben anlayamıyorum yani. Kaç ay oldu? 15 Temmuz'dan bu yana hep olağanüstü. Hal kanunla da yönetiliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın hep söylediği şey var. Esas darbe 25 Temmuz'da oldu diyor. Değil mi? Evet, 20 Temmuz, 25 Temmuz. 25 Temmuz'da. Kararname olağanüstü halk kanunu ilan edildi. Meclis devre dışı kaldı şu anda. Milletvekilleri sadece gidip orada muhabbet ediyorlar ister istemez. Hiçbir kanun şeyler tartışılmıyor. Hiçbir kanun tartışılmıyor. Torba kanunları atılıyor, çıkıyor. Onun içinde ne çıkıyorsa çıkıyor. Tavşan mı çıkıyor artık? Pinokyo mu çıkıyor? Hiç belli değil. Sıkıntı bu. Ama bu ne kadar devam edecek belli değil. Görüşte de herhalde 2019'a kadar gideceğiz. Evet, yani bu istediği gibi kanunlar çıkarılıyor. Şimdi dün veya evvelsi gün televizyonlarda izlemişsinizdir. Bu dönemde bile 11 bin bilmem kaç kişiye kumpas kurulmuş. Telefonlarına bayloklar yüklenmiş. Adamlar yok yoruna içeride yatıyor. Siz de FETÖ'cü olabilirdiniz, ben de FETÖ'cü olabilirdim. Benim de haberim olmadan benim kime? Telefonuma da yüklenebilirdi. Yükleyebilirlerdi. Yükleyebilirlerdi. Biz de FETÖ'cü olabilirdik, siz de olabilirdiniz. Ben de olabilirdim. Ya Cumhuriyet Gazetesi, şimdi FETÖ'cü, Ahmet Şık, FETÖ'cü. Sözcü, FETÖ'cü. FETÖ'cü. Şimdilik ben bunu yapıyorum, ben de FETÖ'cüyüm. Cumhuriyet FETÖ'cü. Herkes, kim karşı çıktı? FETÖ'cü. Senin de almadıklarına şaşırıyorum. Alsalar da kurtulsak diyorum. Yani herkes bu şekilde ilan ediliyor. Yani onlar da farkına varmış. Yani kanun üstünde işte kanun hakkında kararname çıktıktan sonra bile 11 bin küsur veya 14 bin küsur insanı haberleri olmadan üstlerine baylok yüklenmiş. İçeride yatanlar var büyük bölümü. Şimdi çözmüşler. TÜBİTAK çözmüş. Sonradan yapıldı. Demek ki bunlar yıllardır ortak, gene ortaklar. Bence sanal bir savaş var ortada. Evet. Sanal bir savaş var. Değişen hiçbir şey yok. Anlaşmalar devam ediyor. Sen yoldaki insanı affedersin, yani fakiri fukarayı topluyorsun. Hani siyasilerden daha hiç ben FETÖ'cü görmedim. Onlar hiç baylok kullanmıyor mu? Evet. Yani bu sivillere yargı muafiyetinin getirilmesi Türkiye'ye için bir... Ya derdini anlatıncaya kadar bir yıl içeride yatıyor adam yani. Yattılar işte, yatıyorlar. 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl ceza hatta alanlar davranır bayloktan. Ben kendi çalışanımdan bir hesap şey evet. Yapayım söyleyeyim. Şimdi çocuğun eşi bize çalışıyor çocuk. Eşi hapiste. Niye hapiste? İkinci el bir telefon almış. Eşini hediye olarak almış. Baylok çıkmış onda. Şimdi kadıncağız hapiste yatıyor. Kocası bize çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? İkinci el telefon almış yani. Mağduriyetler çok. Şimdi ikinci el telefonların aslında kimsenin almaması lazım bu gidişte yani. Gerçi yenisine de alsan yüklüyorlar da bunlar. Evet. Canlı istediğine yüklüyorlar yani. Ha, böyle bir durum. İstedikleri zaman istedikleri kişiyi dinliyorlar. İstedikleri ha. Zaman istedikleri kişiye baylok da yüklerler. Şimdi mesela baylok, şey diyelim ki Twitter serbest.
Yasak mı? Twitter değil. Sözde. Twitter yüzünden bir şey olsa Twitter'ı niye kullandın? Allah Allah. Nereden bileyim ben kardeşim yani yarın bu yasaklanacağını. Öyle. Yani bu çok önemli bir şey. Halkımızın bu kanun hükmündeki kararına bir, an önce şey var, değiştirilmesi kesinlikle. Dün gazetede bir toplu resim vardı. Tam 11 tane AKP milletvekili Gülen ortalarında fotoğrafları vardı. Onlardan bir tane daha devlet memurunu bulmuşlar, onu da almışlar içeriye. E peki oradaki milletvekilleri ne oluyor yani? O adam da resim çektirmiş, onlar da çektirmiş. Damatlar var başkan, damatlar. Neye almayalım kardeş onları? İşte adalet, adalet 2017'de en büyük eksiklerimizden biri de adalet Sayın Başkan. Adalet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 430 kilometre Ankara'dan ben dedi yürüyeceğim dedi. Yani hiç aklında yokken esti, ben dedi milletvekilimin tutuklanmasına karşıyım. O bir siyasi tutsaktır dedi. Bunu protesto etmek için yürüyüşe geçiyorum dedi ve tek başıma elime Türk bayramı alıyorum ve gidiyorum. Ve arkasına milyonlar takıldı. 2017'deki en büyük damgasını vuran, 2017'ye damga vuran olayların başında geliyor bence. Bu ondan sonra Adalet Kurultayı topladı yine Çanakkale'de. Yine beraberdik, yine Çanakkale'deydik, yürüyüşteydik İstanbul'da, miting alanında yine beraberdik. Siz de esinlendiniz. Bu adalet yok hakikaten de. Gazi Emir'de de bir heykel, adalet simgelen Tamesin heykelini bulunduran bir park inşa ettiniz. Adalet'e, ismine de Adalet Parkı koydunuz. Bu alanı Gazi Emir'e nasıl tanıtalım? Yani siz özellikleri nedir bu parkın? Adalet Parkımız var artık. Yani büyük bir eksikliklerle Türkiye'nin eksiği olan adaleti Gazi Emir'de simgelen bir park bizi mutlu ediyor tabii ki. Ama o mutlu etmesin ama Türkiye'de adalet olsun. Tabi o da bizim için bir simge. Bir de Gazi Emir şu anda en yükseklik olan parkı. Çünkü adalet her zaman, Adalet Sarayı'na gittiğiniz zaman hakimler yukarıda otururlar. Çünkü orada oturmaları gerekiyor. Önlerini iliklememeleri gerekiyor. Kim olursa olsun karşılarında düğmeleri yoktur zaten onlara sözde. Ama ilikleyenler de çıkıyor bu arada. Çay toplayanlar bile var ya. Ha, var. Şimdi tabii dünyada benim önemsediğim en önemli şey özgürlük. Özgürlük. İnsanlar istediği gibi yaşayabilirler. Kendi yaşantı biçimlerini kendileri belirler. İşin doğrusu bu. Biz de bakıyoruz belediye olarak, Türk insanı olarak, Türkiye'de yaşayan bir insan olarak benim de duygularım o yönde. Ne eksik Türkiye'de? Onları simgeleştirmeye çalışıyorum. Evet. İlk Gezik Parkı'nı yaptık. Hatta açılışında da beraberdi Gezik Parkı. Evet, evet. Şimdi ne yapıyorum? Adalet Parkı. Adalet Parkı. Şimdi üç parçadan oluşan bir yerimiz var. Üç parça olduğu için üç fidan. Ona başkanım geleceğiz. 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 Ona o ayrı. Adalet, o park için ayrı bir şey var. Adalet çok önemli. Evet. Daha büyüteceğiz. İnşallah genel başkanımızı davet edeceğiz. Toplu açılış yapacağız. Çünkü hem adalet hem özgür basın parkı yapıyor. Üç fidan parkı yapıyoruz. Yani bunlar hepsi onar dönümden aşağı parklar değil. Bunlar İzmir'in en büyük parkları yani. İyi de güzel oluyor. Bütün parklarıma da heykeller koymaya çalışıyorum. Yani sanat anlamında, kültür anlamında da şehri geliştirmeye çalışıyorum. Adalet Parkı izin aldık spor salonundan, spor il müdüründen. Bizim istediğimiz gibi izin vermediler.
bir tenis sahası verdiler. Ondan sonrasında ağaçlandıracağım, otopark haline getireceğim. Adalet Parkı daha büyüyecek. Yan taraftaki okulun bahçesini düzenleyeceğim. Oraya da bir basket sahası istiyorlar. Oraya da bir basket sahası yapacağım. Aşağı yukarı Adalet Parkı 20 dönüme çıkacak. Evet. Onun için açılışını ondan biraz erteliyoruz. Kış ayı da geldi. Yağmurlar başladı. Mart'ın veya Nisan'ın başında güzel havalarda toplu bir açılışla, genel başkanımızın geleceği toplu bir açılışla, hepsinin güzel anıları olan parkları, tarihi olan parkları hep beraber açmaya çalışacağız. Tabii ki Adalet Parkı, yani ülkede adalet olsun, bizim Adalet Parkımız olmasın. Olmasın. Olmasın yani. Biz çok hastası da değiliz yani Adalet Tabii. Parkımız olsun diye. Yeter ki ülkede adalet olsun, hak hukuk adalet amaç olsun. Amaç o. Bu bir simge. Bizimki simge. Simge. Evet, evet. Yani bununla ilgili yine bir, bu adaletle ilgili bir, bu İstanbul'da Ataşehir Belediye Başkanı belediye başkanlarının bir şeyi var, derdi var. İşte bir yeri yıkacak, gece kondu, yıkamazsın. Onu adam yıkmadı diye görevden aldılar. Ve her günde şeyler, müfettişler belediye, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere kamp kurmuş vaziyetteler. Ha kamp kursunlar. İsterse çadır kursunlar, isterse gelsinler, biz ona başkanlık makamını da verin dediniz siz zaten. Gelsinler, orada da çalışabilirler. Ya size var mı böyle bir baskı, müfettişlerin, iktidaren, Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bugün baskı size var mı? Bugünkü iktidar tarafından. Olmaz mı? Bize de müfettişler kolay kolay eksik olmaz. Kaç mahkemeniz var sizin bugüne kadar? Bilmiyorum abi. Yani sayı ben olarak... Ben ne zaman arasam adliyedeyim diyor abi. Şimdi en son mahkememde benim de kaçak bir inşaatla ilgili, isim vermeyelim, reklama girmesin. Ama öyle bir bilirkişi raporları yazmış ki, bilirkişi sadece görüşünü belirtir. O benim cezamı bile kesmiş yani. Tabii. Bilirkişi cezası. Ha. Ülkenin %65'i kaçak. Bu ülkenin %65'i kaçak. Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptı yıllarca. Eğer beni tek binadan ceza verirlerse ya suçu ertelecekler, 5 yıl içinde bir daha yapma diyecekler ki bunun böyle bir imkanı yok. Böyle bir imkanı gene yok. Gene yapacağız zaten. Gene yapılıyor. Yıkamıyorsun. Bu Türkiye'nin sosyal bir meselesi. %65'i kaçak olan binalarda milyonlarca insan yaşıyor. Yıkın da sokağa bırakın bu insanlar o zaman yani. Ya bu kanunla düzenlenecek bir şey. Biz de savunmalarımızı ona göre yapıyoruz. İhalelerimiz çıkıyoruz. Her sene 6 ayda bir, yılda 2 sefer yıkım ihalesine çıkıyoruz. Kimse girmiyor. Belediyenin gücü zaten bu kadar binayı yıkmaya yetmez. Bir de bizim şansımız, Türkiye'nin en az kaçağı olan ilçesiyiz. Biz %6 kaçakla bir ilçeyiz. Biz planlı bir ilçeyiz. Şimdi mahkeme sonucunu bekliyoruz. Önümüzdeki herhalde Ocak ayında karar verilecek. Bir binanın bir kısmını yıkmışım, bir kısmını yıkmamışım diye ceza alma durumum var. Artık mahkeme karar verecek tabii. Yani ben peşinden bir şey söylemek şeyinde değilim ama o zaman Türkiye'nin tüm belediye başkanlarının hapse girmesi gerekir. Çünkü 81 vilayetin hepsinde benden daha çok kaçak bina var. AKP, yani AK Partili belediyeleri var mı öyle bir baskı? Vallahi ben duymadım. Duymadım. Ay, müfettiş gitmeyen belediyeleri de biliyor. İsim vermeyeyim, komşu belediyelerinin birine mesela daha müfettiş gitmemiş. Bizden çıkmıyorlar. Evet. Allah olsun gelsin misafir, misafir bizim başımızın tacıdır biliyorsun. Yani atasözümüz öyle yani. Müfettişler gelsin de bizim başımızın tacı. Aynen öyle gelsin. Gel yani. Hırsızlığımız varsa cezamızı çekeriz. Evet. Ama kaçak yapıyorum. Böyle basit şeyler. Allah aşkına bana müfettiş 0.25 kuruş şey çıkardı ya, zimme çıkardı ya. Ayıptır, al 2.5 lira vereyim sana da 0.25'i yazma, ayıp ayıp. Temizlik işlerimi görme 0.26 kuruş çıkıyor.
Yok kardeşim, bunları yazmayın. Biz verelim cebimizden de yazmayın. Ama oraya yazılıyor madde madde. Sonra Ankara'dan gönderiyorlar. Aynısı bir sayfalarca savunma yazıyor. 25 kuruş. Ödüyorsun. Vereyim. 25 kuruşu. Vereyim 1 lira, ver 75 kuruş. Üstünü vuramazsın. Ya şey derken hemen akabinde şey vardı zaten, sırada da bu paraya gelmişken. Dün belediyede ben şeyde gördüm, sosyal medyada gördüm. Belediyede dün bir memurlarla toplu sözleşme imzalamışsınız. Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun çalışan arkadaşlara. Ne gibi, bir Gaziantep Belediyesi'nde memur olarak çalışmak da ayrıcalık mı başkan yani? Ben öyle düşünüyorum. Yani nedir ya toplu sözleşmenin içeriği nedir? Gaziantep Belediyesi maliyeti nedir? Şeffaf olması açısından, Gazi Emirliler de bunu bilmesi açısından, yani hesapları, kitapları geldiler, gittiler. Belediyeler, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hesap vermekten korkmayan belediyelerdir. Tabii. Nedir yani bu tüm toplu sözleşme imzalanan memurlarla ilgili, tüm Mersen'de imzalanan sözleşmenin içeriği nedir, çalışanlara ne gibi ayrıcalıklar kazandı arkadaşlar? Valla tabii onu çalışanlara sormak daha bir hoş aslında. Yani şimdi ben şunu verdim. Ama siz işveren olarak imzaladınız. Yani, tabii ben işveren olarak imzaladım. Bir de son gün imzaladım. Benim yetkili arkadaşlarım var. Bakın bütçenize dedim. Verebileceğiniz kadar en güzelini verin dedim çalışanlarımıza. Çünkü çalışanlarınız mutlu olursa insanlara daha güler yüzle yaklaşıyorlar. Daha samimi davranıyorlar. Ve onlar mutlu olunca gelen, belediyeye gelen işçi olan insanlar mutlu oluyor. Bu böyle karşılıklı oluyor. Tabii bütün ailelere bakın, en büyük kavgalar ekonomiktir. Boşanmalar ekonomiktir yani. Çünkü evini geçiremeyen insanlar var, bilmem var. Sonuçta yani sevgi bir yere kadar. Ama bu bir ihtiyaçtır yani. Yoksa kimse çok öyle milyarder falan olmak isteyen yok memurların içinde bizim yani. Ama insanca yaşamak istiyorlar yani. Biz de onlara insanca yaşamalar için bir şey vermeye çalışıyoruz. Ama devletin verdiği belli. %4, %3. Biz ne yaptık? Bu sefer yılda bir ikramiye verelim dedik arkadaşlar, bütçemizin doğrultusunda işte. Ne bileyim, bayram önceleri bir yardımda bulunalım yani, işte kurban alsın, şu alsın, bu alsın. Bu şekilde takviyeleri yaparak onları iyileştirmeye çalıştık. Yoksa memurun parası devlet falan değil mi? Belediye ödüyor yani. Herkeste bir yanlış anlama var. Memurun parası devletten geliyor diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Devlet bize İller Bankası'nın yaptığı yardımı burada yaşayan nüfusa göre yapıyor. Her belediyenin nüfusuna göre yardımcı oluyor. Yoksa bu memur maaşı, bu işçi maaşı, bu bilmem ne demiyor yani. Biz zaten İller Bankası payımızdan biz maaşları ödeme şansımız bile yok yani. Yarısını karşılayamıyoruz. Zaten siz İller Bankası... Diğer vergilerden karşılıyoruz yani. Evet. İller Bankası'ndan da kredi de çekmediniz siz. 8,5 Allah razı olsun, 8,5 yıldır 1 lira alamadım. En son gene ret geldi. Gene bir ret geldi. Gene ret geldi. Ama ne özel diyorlar, özel ne bankalar. Ne diyorlar, borcunu ödemiyor musun sen diyorlar. Müflis bir iş adamına mı benzetiyorlar? İyi de bana sormadan kesiyorlar. Bereket Bay geçen ay %30 kesmişlerdi. Vay, %50'lik kesmişler. %10 kârdasın. %10 kârdayız. Ama neye göre kestiklerini bilmiyoruz yani. Şimdi %33 neye kessin geçen ay? Evet. Vay, %22 neye kessin? Nereye borcum var benim? Sorma ver parası. Sorma ver. Ben zaten o TEDAŞ'ın şeyi geliyor ya, elektrik. Böyle bir koçan 1000 tane şey, TRT payı, tamam. Oraya pay, at oraya pay, buraya pay. Elektrik yakmışım 20 lira alıp gelmiş bana 50 lira, 30 lira vergi. Yani Türkiye'de artık sistem maalesef, böyle oldu. Böyle hemen abi. Akabinde bu memurlardan sonra işçiler geliyor.
Gaziantep'te temizlik hizmetleri bir taşeron firmadaydı. Hmm. Yeni çıkan kanun hükmünde kararnameyle ben size bundan önceki görüşmelerimizde de bu taşeron firmaların kalkması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde taşeronun kaldıracağınızı da o zaman taahhüt etmişsiniz ama kanun hükmünde kararnameye nasip oldu herhalde. Yok, nasip olmadı. Olmadı mı? Ne olacak? Şimdi bu taşeron size kanun hükmündeki kararnameyle Gaziantep Belediyesi'nde temizlik hizmetleri alıyorduk biz taşerondan. 15 aracımız olmadığı için, temizlik aracımız olmadığı için biz kendi hizmetimizi yapamıyorduk. Dışarıdan satın alıyorduk. Şimdi kanun hükmünde kararnameyle taşeronu ortadan kaldıracağız. Peki bize bu nasıl bir yük getirecek veya kıymet bindirecek? Nedir bu? Şimdi tabi bu arada Aziz Başkanıma da teşekkür ediyorum. O bize temizlik araçlarından başka araçlara da takviye yaptı. Biz de arada bir paramız olunca birer ikişer almaya çalışıyoruz. Abi zaten o sözümü vermiştim. Ben zaten taşeronunu kaldıracağım demiştim yani. Ama şimdi bu kanunda öyle bir kanun ki bütün işçiler zarar görüyor. Daha biz iki gündür okuyoruz. Daha biz çözemedik. Ne hukukçularımız çözebildi ne biz çözdük. Ne olacağı belli değil. Bir de mesela örnek vereyim. İki şirket müdürünü ben şu anda emekli etmek zorundayım. Neden? Emeklilikler gelmiş. Atacaksın diye. Hı. Çıkaracaksın diye. Bu işçi de olsa çıkaracaksın diye. Memur da olsa çıkaracaksın diye. Ya adamın hakkı var. Diyelim memur 64 yaşına kadar çalışabilir. Çıkaracaksın kardeşim diyor. İşçinin günü dolmuş. Doğru. Emeklilik günü dolmuş. Ama yaş haddinden aylık bağlanamayacak. Yaşını bitir. Peki bu adam şimdi 5 yıl önce emekli ettik. Prim günlerini ödemiş. Ödemiş. Evet. Ama 5 yıl sonra aylık bağlanacak. Bu 5 yıl içinde ailesi nasıl bakacak bu insan? Nasıl bakacak yani? Yani bana bunu anlasınlar yani. Reşit bu birçok insanın canı yanacak bu kanundan. Taşeron insanın. Yani burada bir bu kanun hükmünde kararnameyle bir de firmalara karşı bir mahkeme dava falan açtıysan hak getire sen. Zaten kanunun dava açma hakkını kaldırmışlar. Dava açma hakkını da yok yani. Tamamen bir şey kalk. Şimdi benim hakkımda daha belli değil diyorsunuz. Yani bu da evimi almasınlar. Bir şey söyleyeceklerim de vazgeçtim. Ya bu kanun bile kararnamelerle yaşayacağız. Böyle artık seçtiğimiz milletvekilleri artık boşu boşuna gidip geliyor Ankara'ya. Yani aslında meclis falan devre dışı. Devre dışı tabii ama birçok milletvekilinin işin içeride olması gerekirken hepsi şen kaka orada korba kanunlarına ev kaldırıyorlar. İndiriyorlar, kaldırıyorlar. Korkuda. Ayetleri, hadisleri sallıyorlar gitsinler. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor. Şu anda ülkenin %41'i atanmış kayyumlarla yönetiliyor. %41 nüfus. Bu ne demek ya? Böyle demokrasi olurmuş mu yani? Adamın bir suçu varsa verirsin mahkemeye. Ha, sen hırsızlık yapmışsın burada, çalmışsın. Cezasını kestirirsin mahkemede. Olay biter. Hepsi dışarıda. Alıyorsun görevden, yerine kayyum atıyorsun. Böyle demokrasi olur mu? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir ya. Biz bu ya dünyanın işte tek böyle Afrika ülkelerinde 3. 5. sınıf orada generaller alıyor, bilmem ne alıyor, şu alıyor, bunlar, bu alıyor. Hep bunlar tek adamların yönetildiği ülkelerde. Demokrasi diye çağdaş demokratik ülkelerin hiçbirinde böyle bir şey olamaz. Ama ismi cumhuriyettir ha bir de. Mesela Kongo Cumhuriyeti, bilmem ne cumhuriyeti. Ama demokrasi de hak getire. Biz biraz da yerele gelelim başkan. Buralarda büyük denizlerde boğulmayalım. Aha, fazla olur. Da biraz daha Gaziantep'e hizmet edelim de ondan sonra artık ne olacaksak olalım. Çünkü başkan burada biz... Memnun değilsin galiba. Bırakmamı mı istiyorsun? Yok, oraya geleceğim. Daha var. Oraya var. Ya bu
Hep biz AVM'lere karşıyız, AVM'lere karşıyız da getirdik optimumu orada. Öyle. Nasıl karşıyız biz? Niye engellemedin başkan orayı? Benim trafik oldu, anlaşmam yok orada. Engelleme şansımız yok. Ama yürekten karşıyım. Sadece i̇şte AVM geçmiyor başkan yani. Yani oraya bize ne katkısı var yani bize? Mesela ama bak optimuma değil, reklamını yapıyoruz da. Yani tüm AVM'lere şehir içinde karşıyım. Gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Hem de ana caddenin üzerinde. Evet. Trafik kilitleniyor. Bizi mahvediyor. Karşıyız ama kanunen bana başvurduğu zaman belediyede ruhsat için ruhsatını vermek zorundayım. Hiçbir şansım yok. Adam bana vermediğim için dünyanın tazminat davası açabilir ve kazanır. Çünkü kanuna hakkı var. Planlara işlenmiş 5 günlük planlar da var. Binlik planlar da var. Yani orası AVM olacak diye bir 5000'lik 1000'lik iş yeri dedi mi geçiyor. Ben ama bir kısıtlama getiremez mi yani bu kadar büyük bir bak, Mehmet şey. Ali Susam milletvekilimiz, eski milletvekilimiz yıllarca uğraştı mecliste, başaramadı. Bu oda başkanını yapmış yıllarca, çok tecrübeli bir insan. O engelleyemedi. Bizim öyle bir şansımız da olmadı. Gene karşıyım, gene karşıyım, gene karşıyım. Ama yapacak kanunen bir şeyimiz yok. Ben geldiğimden beri 8,5 yılı geçti azıcık. 1 metrekareye yer imar açmadım. Açmayacağım da. Yetkiniz var mı açmak için? Yani var. Var mı? Tabii. Açıyorum. Yani. Hani biz tabii büyük, büyük şehrinde onay olması tabii lazım. Tabii. Yani sadece tabii binlik değil, tabii 5000'liklerde de onaylanması gerekebilir. Şimdi çok ilginç bir şey anlatayım. Şimdi bana şimdi iki beyler satılmaya başlanıyor. Bazı şeyler aşıldı. Yakında inşallah Mart'ta daha düzgün bir hale gelecek. Kırdığınız alanlarını biliyorsunuz Sarnıç'taki. Evet. Hemen onu geçince yan taraf 2B'ye gözüküyor. İçindeki en genç çam ağacı 200 yaşında. Sırf çamlık. 2B'ye gözüküyor. Yani orman vasfını yitirmiş gözüküyor. Bir de Sarnıç'ın pazar yeri var. Orası da. Üstünü kapatacağım. Evet. Orası orman gözüküyor. 2B şey değil. Bir tane ağaç yok. Bir tane ağaç yok. Orman yeri gözüküyor. Yüzlerce çam ağacı var. Orman vasfını yitirmiş yer gözüküyor. Allah. Sorduğum zaman haklısın başkan diyorlar. Tabi bu kadrosu 50 yıl önce yapılmış. Sakın, sakın bu böyle Ankara'da otururken yapmasınlar başkan. Hiç gelmeden mi çiziyorlar? Bir de gelmeden de çiziyorlar tabi. Yani birilerinin içine olmaz gelince. Olmaz Türkiye'de ama neyse. Şimdi CHP'ye davalar açtı. Bu kadar insanlar mağdur oldu. Kendi yaptıkları binalara kiracı olarak oturuyorlar, para ödüyorlar. Cevahir'i getirsinler Sayın Cevahir'i buraya. Senin yerini göster desinler, gösteremez ki. Vallahi gösteremez, billahi gösteremez yani. Yani biz optimumdan oraya gittik. Şimdi de gelelim Migros'a. Hep reklam yapıyoruz, alacağız paraları optimumdan Migros'tan ama bu Gaziemir'in girişinde Migros var. Siz belediye başkanı olur olmaz gittik Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtık, hepimiz de sizi alkışladık ya, dedik işte belediyecilik 25 yıllık tecrübe budur, işte hepimiz sizin arkanızdaydı yani bu konuda çok büyük destek aldınız Gaziemir'de ve o konuda da eski semt garajın olduğu yer Büyükşehir'deydi. Hı hı. Oradan geri aldık ama ya bu Migros yani şurada Gaziemir'in girişi Önder Caddesi'nin ve ilçenin girişi bir ucube gibi duruyor. Eski başka ismi vardı değil mi? Tansaş. Ben söylemeyeyim de sen söyle. Sen beni at denize, at çukuraya ver. Beni at zaten. Ya başkan orayı da mahkemeye diktiniz. Evet. Ne oldu? Yani Büyükşehir direniyor mu, vermiyor mu? Yani verirse ne olacak? Orada büyük bir halkın orada şikayeti var. Ben esnafların şikayeti var. Orası çok güzel bir alan, Gaziemir'in girişi. Ve oraya da bir proje yapmak da size yakışır. Siz Gaziemir sevdalısısınız.
Yani oraya gerçekten söylüyorum ben bunu. Oraya bir proje yapmak size yakışır. O Migros'u alkışlarla kaldınız oradan. O binayı. Teşekkür ediyorum ama tamamı bize ait değil. Yargıtay'dan karar çıktı. 2-3 gün önce çok mutlu oldum. İnşallah kazanacağız. 22 Şubat'ta mahkememiz var. Yargıtay'da duruşmalı mahkememiz orası ile var. Orasıyla ilgili mi? Dört yer işte. Dört yerle ilgili. Diğerlerini 14 partiye zaten Hazır Başkan vermişti. Evet. Bizim diye vermişti. Davaya gerek duymadan verdi. Gerek duymadan verdi. Ama onlar dedi üstünde yapılar olan yer. Yani onun için dedi şu anda veremem dedi. Biz dedik abi dedim mahkemeye vereceğim dedim. Tamam dedim. Ver dedi. Anlaştık yani. Ver. Mahkeme dedi eğer öyle bir şey yaparsaydı gönül rahatlığında problem yok dedi. Şimdi 22 Şubat işte iki gün önce haber geldi. 22 Şubat'ta Yargıtay'da son duruşmamız var. Belli olacak o dört yerle ilgili. Yerel mahkemeler bizim lehimize karar verdi. İnşallah oradan da öyle çıkar. Ben orada bina, mina, imar hiçbir şey düşünmüyorum. Ama hepsi bizim değil. Çözümü nasıl getiririz bilmiyorum. Önce kimin kazanmamız yani? Kazanmamız kim? Önemli. Tamam biz kazandık diyelim oraya. Bu bir de Yargıtay'a Yargıtay'a kim gitti? Belli bir Yargıtay'a kim taşıdı yani yerel mahkeme sonucunu? Büyükşehir'in listesi olduğu için Büyükşehir taşımak zorunda. Sonuna kadar gidecek. Biz de taşımak zorundayız. Evet. Her dava taşımazsak suç işliyoruz. Evet. Temize mecbur her davayı götürmek zorundayız. Resmine ayrı olarak. Tamam biz kazandık diyelim. Kazandık. Orada tam metrekaresini hatırlamıyorum ama Büyükşehir'in iyi kira aldığını biliyorum büyük bölümünden. Ben kendi hakkıma düşeni her türlü ya yıkacağım ya meydan yapacağım. Gazemin girişini orasını asla ticari olarak düşünmüyorum. İnşallah önce davayı kazanmam lazım. 22 Şubat'ı zevkle bekliyorum. Çünkü 7 senedir bu dava devam ediyor. Maalesef Türkiye'de biliyorsun hukuk böyle işliyor. 7. senede karar verilecek. Bu 4 parsel ise. 4 parsel. Serbest bölgelerde davalıkım. O da Yargıtay'da. Ama ona ne zaman sıra gelecek onu bilmiyorum. Serbest bölgede Hasan Güven Caddesi ile ilgili mi? Yoksa başka yok, bir şey? O genişlemeyle mi ilgili? Hayır. Bina vergisi almak için. Bina vergisi. Serbest bölgede. Hiçbiri bina vergisi vermiyor. Bakanlıktan yazı aldım. Alabilir miyim vergi diye. Bakanlık yazısı aynen öyle. Alabilirsin dedi. Sonra birileri devreye girdi. İkinci ceza alamazsınız dedi. Türkiye'de 4 tane ayrı serbest belge kanunu varmış. Hepsinin kanunları farklı. Bina vergisi. Buradan. Ama bakanlığın yazısı elinde böyle kitap gibi duruyor. Alabilirsin diye. Yerel mahkeme de bizim lehimize burada güzel karar verdi. İnşallah Yargıtay'dan onu da kazanırsam Gaziemin önü açılacak. Ekonomik anlamda önü açılacak yani. Bu serbest bölge deyince hemen benim aklıma geldi başkanım. Bu Hasan Güven Caddesi ile ilgili ilk daha siz belediye başkanı olur olmaz o Hasan Güven Caddesi. Genişleteceğim ne yapacağım? Genişleteceğim. Ne bunun da neyini bekliyoruz? Genişlemesi. Eğer genişlerse, genişlerse biz de böyle bir talepte bulunuruz arkadaşlarla. Hala duruyor başkan. Biz neden? İmar kadar bile istemedik. Kendilerine de görüştük. Aziz Başkan da görüştü. Biz de devlette bağlıyız. Hiçbir şekilde yer veremeyiz. İmar çizgisi. Aslında biz onu da istemedik. Dedik ya 2 metre alsak rahatlayacak yani. 2 metre tehlikeli alacaksınız yani. Evet. Ağaçların dibine kadar alsan biz kurtulacağız. Hem de var belli yer yani. Ha, ya yol da var orada yani 2 metre alsak kurtaracağız. Ama biz devlete bağlıyız dedi. Bizim verme şansımız yok. Aziz Başkan uğraşıyor. Bu genişlemeyle ilgili.
Hem bizim toprağımızı gasp ettiler başkan. Ama onlar serbest bölge biliyorsun. Yani, bir paket sigara parasını. Serbest bölgesini gasp edenlere şimdi es başının sahiplerine bir şey söylemek yok, doğru. Yok, onlarla alakası yok. Devletin gasp ettiği bir yer yani. Devlet gasp ettiği Esbaş'la alakası yok ya. Esbaş sonradan geldi. Yükletici firma o. Yani yükletici firma. Biz bir paket sigara parasına bir dönümü. Aynen öyle tabii. Yani bir bizim... paket Samsun sigarası hatta. Malboro falan da değil. Tabii, o zaman Samsun. Pankart asmıştı. Biliyorsun değil mi? Yani senin dükkanı asmıştık başkanım. Dükkanın üstünde asılmıştık. Senin dükkanı asmıştık sigara. Bir paket Samsung sigarasını da koymuştuk o zaman. O zaman ne demişlerdi birileri? Eğer böyle çıkarsa bu kanun demişlerdi. Biz Ankara'ya yayan yürüyeceğiz demişlerdi. Sonra hepsi kıvırdı değil mi? Ama öyle gitti. Bizim 10 dönüm yerimiz vardı. Bedavaya gitti. Şimdi 10 dönüm benim orada yerim olsaydı şimdi çoluk torunun bile çalışmadan belki anca parayı yer. Başka nedir bu gazetenin kaderi böyle kadersizliği mi desek, kaderi mi desek? Yani tamam çok kaliteli yerler geldi, fuar geldi. Ama yerimiz gitti. Serbest bölge geldi ama yerimiz gitti. Emlak konutları geldi, yerimiz gitti. Havaalanı geldi, yerimiz gitti. Yani işte tamam da bizim gel bir avuç toprağa hasret kaldık biz. Ama şunu şöyle değerlendirmek lazım. Ha tamam değerlendirdi. Gelen firmaların fuar, serbest bölge. Anlamda, fiyat anlamda söylüyorum. Şimdi eski kanunla yeni kanun bir değil. Şimdi mesela fuar yeni kanuna göre istimak edildi. Yani rayiç fiyatı neyse öyle gitti. Ama havaalanında bizim 44 dönüm yerimize gitti. Tabii. Başka arkadaşların askeri lojmanlarda gitti. Evet. Başka neresi gitti? Birçok yer gitti. Ama şimdi öyle değil. Şimdi istimlak kanunu değişti. Neyse bugünkü rayiç değeri, yan taraftaki binanın değeri, metrekaresi kaç parası, onu devlet veya belediye vermek zorunda. Ama o zaman kanun öyle değildi. Devlet 1 lira ister veriyordu, ister vermiyordu yani. Onun için gazinin özellikle havaalanı ve serbest bölgede özellikle yerliler yandılar yani. Evet. Birçok yer yandılar yani. Evet, evet. Kabacası bu yandılar yani. Evet. Başkan biraz da şeye gelelim. Yerelde Umigros'u geçtik, Optimum'u geçtik. Biraz da yerelde sizin projelerinizden biri de Cumhuriyet Semt Evleri'ydi. Ben çok o zaman mahallelerde halk evleri olarak da lanse ettim. O konuda çok sevindim, mutlu olmuştum. Fakat ben gözlemlediğim kadarıyla çok fazla bir aktivasyon içerisindeler mi, değiller mi? Ben mi kaçırıyorum, ben mi fazla abartıyorum, düşürüyorum? Siz bu performansı görebildiniz mi? Yani, kurulduğu günden bu yana geldiği pozisyon sizce yeterli midir? Değil. Bana göre değil. Arkadaşlar da onun geçen ay tartıştık. Başkan yardımcılarımla ilgili müdürlerle tartıştım. Benim beklediğim şeyi yani amaçladığımı yakaladığımı söyleyemem. Dersem yalan söylemiş olurum. Onlara tek tek dikte ettirdim. Böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Çünkü diyetisyenin avukatına kadar gönderiyorum. Her türlü şeyleri gönderiyorum. Yani çok büyük emek var sadece burada. Yani belediyenin yatırımı çok. 14 tane yere kira veriyorum. Ben sadece dikiş diksinler de ben o bayanları evden çıkarmıyorum ki. Sosyal hayata karışsın, bir şey öğrensinler. Onlara siyasi ders verin. Türkiye'nin durumunu anlatın. Bunu aynı şekilde söylemeyeyim yine başım belaya girer. Başka yerde de söylüyorum. Diyorum 3 dakikada olsa çocuklara Atatürk'ü anlatın. Ülkenin nasıl kurulduğunu, kanla terle nasıl kurulduğunu, kimlerin şehit olduğunu, gencecik insanların öldüğünü, bu ülkenin böyle kurulduğunu anlatın diyorum. Ders öyle başlayın. Ama ben gördüm yani şeyler çok böyle sizin istediğinizin olmadığını bildiğim için. Eksiklerimiz var. Vaya bir eksiklik var. Bu eksikliklerle devam edelim hemen başkan. Tabii. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla yine eksikler.
Ben çoğu zaman da böyle çok gözlemlerim. İşte ya şu neden kimse buna sahip çıkmıyor, işte yeşil alana, biliyorsun çevresel konuda da bayağı bir şeyler yapmaya çalıştık. Sizin de çok büyük desteğiniz de ama belediye meclis üyelerinden bir şey göremiyorum ya, bir elektrik göremiyorum. Yani bir proje getirdiler mi bugüne kadar sizin işte 30-29 tane meclis üyeniz var. Bunların performansları veya size katkıları, size destekleri, yani proje anlamında yurt dışlarına gidiyorlar. Ben bunu geçen dönemde de söylemiştim. Yurt dışlarına gidiyorsunuz. Oradaki gözlemlediklerinizi Gaziantep'e yansıttınız mı? Öyle bir rapor yazdınız mı? Bir öneri getirdiniz mi? İşte ya burası Gaziantep'e çok uyar. Şu etkinlik Gaziantep'e taşıyalım. Şu binanın modelini Gaziantep'e getirelim diye bir şey geldi mi? Bugüne kadar belediye meclis üyelerinizle memnun musunuz? Yani ya, size destek anlamında. Yorum yok ama bir dahaki dönem senin meclis ben yorum yok. Seni görmek isterim. Yani. Ben yorum yok. Kabul etmiyorum başkan. Yok yorum böyle. Birkaç cümle de olsa isteyeceğim. Hepsi çalışkan arkadaşlarımız. Burnun uzuyor da başka. Evet, çalışkan arkadaşlarımız. Neyse, kafamıza taş düşmeden biz bu konuya geçelim. Belediye meclis üyelerine de buradan ben başkanım söylemiyor. Ben devam Çağlarsu olarak söylüyorum. Daha iyi performans Gaziantep halkı sizden bekliyor arkadaşlar. Daha fazla ayrıntı, küçük ayrıntılara girmek istemiyorum. Neyse, başkanım da yanında, kızdırmayayım daha çok. Başkanım, yine bir olumsuzluklardan biri de Abdullah Arda Meydanı'nda bulunan bir şey var. Eski Tansaş, gene Tansaş'a takıldık. Sağlık Ocağı. Sağlık Ocağı. Eski Sağlık Ocağı, Tansaş, Sağlık Ocağı. Sonra 112 İmdasiye, İmdasiye'nin merkezi. Orayı ben yine gazete olarak gündeme getirmiştim. Ya dedim, burayı dedim, büyükşehirilmiş. Getirip içeriye iki tane kazma kürek koyuyorlar, büyükşehirin park bahçecileri. Ya burayı alalım, burayı konuma getirelim, tam Gaziantep'in meydanı. Bu konuda da çok eleştiri var, yani buna sahip çıkılmıyor. Ben sordum, soruşturdum, ya dedim, büyükşehir meclis üyelerine de sordum. Ya bu konuda hiçbir şey yaptınız mı? Hiçbir tanesi kılını kıpırdatmıyor. Zaten Gaziantep meclis üyelerinin deminki konumuz da o zaten. Bu konuda herhangi bir şey yapılacak mı? Yapabilecek misiniz? Dört parçadan biri yargıda edel olan, dört parçadan biri o. Tansaş. Orası. Arkadaki şarap fabrikası. Bir de Buca'daki. Fidanlık. Üçüncüsü o, neresiydi başkanım? O da orası. O, bir de diş hastanesi olan. Ama yine orası bina olduğu için bize yani çok da böyle önemli bir şey, değil bir şey. Biraz sabret. Ya 8 seneden beri sabrediyoruz başkanım. İyi de o meydan projem var benim, biliyorsun. Yani ben oradaki haklarından feragat edeceğim. Yeter ki insanlara zarar gelmesin. Güzel bir tesis. Artık orası Gaziantep'e yakışmıyor. Onun için bekliyorum. Yani ondan masraf yapmak istemiyorum oraya yani. Sonuçta yıkılacak bir yer. Tamam. Başkanım, bu yine biraz önce de gündeme getirmiştim ben, bir çevreyle ilgili biraz sizinle özel olarak da daha sonra dedik ki ya bu ormanı katlediyorlar, burası bilmem kaç bin dönüm arazi, imara açılacak dalgasına millet orada ormanı katletmeye başladı. Özellikle hazineden gelen işte o milli emlak adamları gelip burada milli emlak yerlerini gösterip birilerini parselliyor. Emlakçı komisyonları gibi millete giriyor, yıkıyor, ediyor. Ben de geçen gün gittim, fotoğraflarını çektim. Size de paylaştım, dergide de paylaştım. Bunlara bir dur diyemeyeceğiz mi? Yani hakikaten de orada bir Osmanlı Mahallesi diye adamlar mahalle kurulmuş ya. Yani size şehre eminsiniz. 25 yıllık da belediyecek tecrübeniz var. Onu dışarı çıkınca kulağına söyle. Ne, 25 yıl şehre emini mi? Yoksa yok. Bu konuya ilgili kullanamışız. Benim yerim yok ha. Yani benim yukarıda herhangi bir şekilde açtığım, çünkü ben taş taş üstüne koymak istemiyorum. Bu dünyayı ben fani dünya olarak görüyorum. İstemiyorum ben mal mülk. Sokaklarda yaşamaya razıyım. Ben de bahçeli bir ev bulmaya çalışıyorum. Ben yapamıyorum. Herkes bir yer çeviriyor. Ha, ben istemiyorum valla yani. Ama ben biliyorsun, bir rekreasyon alanımız var bizim. İzmir'in en büyük rekreasyon alanı. Oradan devletten her türlü istiyoruz. Tahsis etmesen bile diyorsun.
kirala bize vermiyor. Ama herhangi bir sivil vatandaşa dikkat ederseniz yerler çevrilmeye başladı. Adam gösteriyor. Ben satın alalım kardeşim. Ya orası tapulu. Ben orayı biliyorum. Siz de yani orası da hatta ya, benim tanıdığım de, çok yaşlı bir kadından yıllar önce alınmıştı orası. De, yarısı tapulu, yarısından fazlası da 2B. Yani bilmiyorum isteyene veriyorlar. Kısmını da. Yani o sizin dediğiniz alandaki yerin tapulu olduğunu, çünkü benim tam kapı karşı komşumdan almışlardı, rahmetlilerden almışlardı. Orası tapulu bir arazi olduğunu biliyorum ama daha sonra orası rekreasyon alanına dönüştü. Orada işte yollar yapıldı, bilmem ne, büyükşehir yapmıştı o zaman da. Ve Gazi Emir'in de kanayan yarası. Bir de siz orasını hatta 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri rekreasyon alanı olarak da evet. Bir komisyon da kurdunuz AK Partili meclis üyeleri, evet. CHP'li meclis üyeleriyle. Bu konuda bir gelişme yaşanmadı mı hiç? Vallahi yok. 5 kişilik bir komisyon kurduk. 3 tanesi AK Partili meclis üyesi. Biri MHP'li. Bir tane de... Ama MHP'den istifa etti. Yani antiparantez şu anda. Tabii istifa yani etti. MHP'li tabii, değil. Kesinlikle artık. Değil. Kesinlikle değil. Gazi Emre tek bağımsız. Bağımsız şu anda. Bağımsız meclis üyesi. Bağımsız meclis üyesi. Bir tane nazar boncuğu olarak da bizden koyduk işte yani. Bir adım belki faydası dokunur da yani. Bir adım atıldı mı? Attılar. Heh. Bu mu engelledi yoksa? Biz engelledik. Bunlar adım atmaya çalıştı. Tek kişi engelliyoruz. Biz engelliyoruz. Kim o? Söyle veririm adam. Yok ya, Önder. Yanlış biliyorsan Önder. Engelliyor. Engelliyor. Bu kadar. Engelleyebilir. Bunlar engelliyor. Evet. Bir şey yok ya. Boş muhabbet. Boş muhabbet. Aşamadık da 15 Temmuz koyalım dedik. Gene aşamadık yani. Başka bir isim söyleyeceğim de hadi boşver. Başkan, bugün Gazi Emir'de sağanak bir yağmur var. Bereket yağıyor. Bereket, siz de girerken dediniz ki bırakın dedim ben ıslanayım. Acık yıllar aylardan beri bu yağmuru bekliyoruz da. Şu Tansaç kavşağında duranlar o yağmuru da çok seveceklerini zannetmiyorum. Çünkü dize kadar da böyle bu dize kadar insanlar yaşlılar ayak kucakta. Ben de bunu artık yazmaktan, söylemekten, hakikaten de sizin yanınızda da size de bir kez daha söylüyorum. Bugün geçerken de ayaklarım, ayakkabılarım daha yeni başlamıştı. Diz boyu olmak üzereydi. Bu konuda orada yanlış bir sistem yaptı İSSU veya onu döşeyen kişiler. Yani yukarıdan gelen su o köprüyü geçemiyor. Ha bir meyili var. Ha bu konuda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız, siz Gazi Emir Belediye Başkanı hem Büyükşehir Meclis Üyesisiniz. Bu konuda çok büyük tepkiler var. Bu konuda bir an önce çözüm bekliyor vatandaşlarımız. Bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Var mı bu konuda tabii, bilginiz var mı? Tabii ki. Şu ana kadar 42 kilometreyi bulan yağmur suyu kanalı yapıldı Gazi Emir'e. 42 kilometre. Şu an 3 noktaya geçmiyor sıkıntı yaşadığımız yerler. Evet. Az bir yerde onlar, var ama. Onlar bile yapılıyor. Mesela şu an Merkez Camii'nin orası bile bir hafta önce yapılıyordu ki orada hiçbir su sıkıntısı olmuyordu. Yani bütün sokaklara su kanalları yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 42 kilometreyi buldu. Az bir şey değil. Çok büyük bir yatırım bu. Ama belli noktalarda dediğin gibi sıkıntılarımız var. Belli bir noktalarda var. Onlar da hepsi fotoğraflanıyor her yağmurda. İSSU'ya gönderiliyor. Sıkıntılar. Ya fotoğrafı biz her şeyimiz. Ya bu İSSU'nun görevi. Gazi Emir Belediyesi'nin değil. Ben suçlamıyorum Gazi Emir Belediyesi'ni. Çünkü altyapıyı bilmiyoruz. İSSU. İSSU. Ama çok emekleri var. Onları da kötülemek istemiyorum yani. Çok şey yatırım yapıldı. Ama yıllardır doğru, aynı. Doğru ama birkaç yerde sıkıntı var. Orada da geçişte bir sıkıntı var. Evet. Ya orada şey var. Yani benim su gitmiyor arka yerde, tarafa. Geçemiyorsun. Önü tıkalı. Biliyorum. Yani alttan alıp bir aktarmada bir sıkıntı yaşıyorlar. Ama konuyu da çok iyi biliyorlar yani. İnşallah yani bu konuda bu kış belki çözemezlerse inşallah önümüzdeki kış rahatlatacaklar yani. Onlar da sıkıntıyı biliyor yani.
Orada var sıkıntı. Mesela beyaz evlere giderken köprü altında evet. sıkıntımız var. Ana sıkıntı var. Bir de bir iki sokakta diğer ana caddeye, Akçay Caddesi sıkan, çıkan caddelerin başında var. Alt geçitlerimizde mesela Gaziantep'te bulunan 3 tane alt geçitte sorunumuz yok. Yok. Onlar suyu alıp gidiyor. Hı-hı. Üste kalıyor işte. Bizim özellikle Önder Caddesi'nde yukarıdan gelen su. Yukarıdan gelen su bir de çok tazlikli geliyor. Alttaki borular küçük kalıyor. Kanalizasyon kapaklarını havaya çıkarıyor. Doğru. Kanalizasyon kapakları. Biz geçen yağmurda esnaf arkadaşla beraber tuttuk. Çünkü insan düşse gitti. Yani kapağı aldı arabada götürdü. Biz aldık arabanın altından kanalizasyon kapağını. Koyduk o yağmurda. Şeyde sıkıntı var. Yani çok... 9 Eylül'ün İzban'ın altına Devlet Demir Yolları bir alt geçiş yaptı. Her yağmurda havuz. Her yağmurda ama. Yani biz hepsini tespitli, hepsi dosyalarımızda devamlı bildiriyoruz. Yani bunu... Yağmurlu arkadaşlar, yağmurlu havlarda geziyorlar. Nerede sıkıntı var? Hepsini tespit ediyoruz. Ona göre yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani. Bir sıkıntılı yerimiz daha var başkan. Bu Prenlik mevkiiyle ilgili bana çok şikayet geliyor. Biz ne yolumuz var diyor, ne ulaşımız var diyor. Bir dünya bu konuda diyor şikayetlerimiz var diyor. Bu konuda bir çözüm var mı? Sizin orada tespit ettiğiniz bir sorun şimdi var mı? Tabii insanlar çabuk unutuyor. Oradan şikayetler doğrudur. Biraz önce Emre Hocam'la da konuştuk. Şimdi bakın. Ben başkan seçilemedim dönemin sonuna doğru ve ilk dönemimin başında. Bütün bölge tek saatti. Parayı paylaşırken kavga ediyorlardı. Biz bütün evlere saatlerini bağlattık. Tabii söylemek ne kadar doğru. O zaman yasal değildi. Devlet elektriği getiriyor. Telefonunu bağlayın. Onlara bir şey yok. İşçi olarak sen müdahale ediyorsun. Hemen mahkemeye. Bütün fosfetik çukurlara sokaklardan akıyordu. Kanalları getirdik. Yaptık. Çok iyi olmasa bile asfaltlarını yaptık. Şu an bozuk mu biraz? Bozuk. Yollarında bozukluk var. Onda 2018 ihalesini aldım. Asfalt ihalesini ben yapacağım yani. Evet. Ben yapacağım. Ama o esas o fosfettiğin içinde yaşadıkları günlerde kimse unutmasın yani. Saatte su toplama parası da nasıl kavga ettiklerini unutmasınlar yani. Şimdi herkesin saati ayrı. Artık fosfettikleri yok. Hepsi kanala bağlandı. Yolları öyle böyle çamur değil. Asfaltı bozulmuş olabilir biraz. Önümüzdeki yarıda zaten bütçemize de koyduk parasını. Yani yapılan hizmetler bizim yani. Hizmetlerimiz. Kendi şimdi insanımıza yapıyoruz. Güzel bir Özgür Gazeteciler Parkı yapıyoruz işte. Değil mi? Benim fotoğrafımı koyacak mısın öyle başkan? En Özgür Gazeteci sensin. Sizin gibi yazıyorsun zaten. Benim fotoğrafımı koyarsan ya olur. Sevinirim. Olur. Hemen o isimle ilgili bir soru yazmışım buraya. Demin atlattırdık. Gaziantep'te yapılan bir 3 fidan parkı var. Sizin de geçmişten bu yana hangi dünya görüşüyle ilgili düşüncelerinizi biliyoruz. Rıdvan Dilmen geçen gün bir televizyonda bir açıklama yaptı. AKP Genel Başkanı için dedi bu parkasız deniz gezmiş dedi. Bu 3 fidanın altının yanına bir de parkasız bir şey mi yapsak acaba başkan? Bu hem de bu 3 fidan parkını hem de bu parkasız denizle ilgili. Haddini bilmez bir adam o. Deniz gezmişe hakaret etmiş. O okuyacak. Önce okuyacak. Sadece offside'de penaltıya bakmayacak. Biraz kitap okuyacak. Geçmişi okuyacak. Bu ülke nereden nereye gelmiş, onlar ne yapmış, kaç bölgeden oluşur, kaç bölgeden oluşur diye bir şeydi bilecek. Bilecek, onları hepsini bilecek. Sıra adını bilecek, evet. Ona göre konuşacak. Biz neyse 3 fidan parkımızı tanıtalım başkanım. Nedir o 3 fidan? Biz parkasız deniz gezmiş istemiyoruz, biz parkalı istiyoruz. Yani.
O da öyle yapılıyor. Parkalı mı olacak? Ah tabii parkalı. Ben ama buradan da şeyi geçemeyeceğim. Benim 12 ilde kullandığım parkayı Emin Aksoy'a etmiştim. Gençlik Kolları Başkanı Kenan. Evet. Onu sordum geçenlerde. Abi evimde de saklıyor onu dedi. Ben yıllarca biliyorsun parkala gezdim. Evet. Botlarla gezdim. Ama o parkamı Emin Aksoy'a mevsiyemiz, en genç mevsiyemiz, o zaman Gençlik Kolları Başkanı diye yanlış hatırlamıyorsam ona hediye etmiştim. Benim için çok manevi değeri var. Emin de saklıyor. Yani Üç Fidan Parkımız yakında hizmete girecek. Heykeli bitti. Heykeli bitti. Herhangi bir zarar olmasın diye açılıştan önce yapacağız, evet. Dikeceğiz. Çünkü bölgede seven de olur, sevmeyen de olur. Zarar görmesini istemiyoruz ama heykel hazır yani. Kaydısı falan hazır, hepsi hazır. Ben sizin yeşil alanla ilgili şeylerinizi biliyorum. Hatta bu konuda Gezi Parkı, Adalet Parkı, Üç Fidan Parkı, işte Ali Bey Şenol Parkı diye bir köşeme yazı da yazmıştım. O konuda sizin özelliklerinizi tanıtan, ben çok iyi biliyorum. Seyircilerimize biraz da anlatmış olduk. Ben yavaş yavaş program sonlarına geliyorum. Son birkaç sorum kaldı da. 2018'de beklentileriniz nelerdir? Yerel veya genel seçim erken alınabilir mi? Ben şahsi olarak söylüyorum. Erken seçim olacağını düşünmüyorum. Erken seçim olacağını düşünmüyorsun. Ha, düşünmüyorum. Olursa da biz hazırlıklıyız. Problemimiz yok. Ama da yapacağımız çok iş var Gazimur'da. Yani çok iş yapıyoruz. Şu anda şeye yukarı 40 dönüme yakın park yapılıyor. Bayağı da %70'i bitti bu parkların. Bir tane halı saha, o da bitti. Sadece halısı döşenmek kaldı. Şu anda yatırımlar devam ediyor ama önümüzdeki yıl daha yapacağımız çok şey var. Öncelikle Seydiköy istasyonu ihalesi Ocak ayında çıkıyor. Tren. Tabi o bölge çıkıyor olduğu gibi. Turizm Bakanlığı'yla bir şey vardı. Destek istediniz geldi mi? Gelmedi. Biz geldik. Pardon. Geçtik, o bir müze alanı var. O yorulmazların orayı komple tabii, şey yaptık. Işte bir kısmını aldık. Burası ne alemde? Bir kısmını aldık. Bütün zaten. Daire karşılığında verdik. Bir kısmını aldık. Ama herkes şöyle düşünüyor. Orası özel plan. Çivi çakamazlar yani. Ama yerin almak istediğim zaman, yani daire vermek istediğim zaman bir tane, iki tane neyse metrekaresine göre benden 5 metrelik bina istiyorlar. İyi de sen zaten çivi çakamazsın ki yani. Çatını açamazsın yani. Evet. Orası bir şey olacaktı. Gençlik merkezi, yani kültür merkezi olacak. Olacak orası. Mı yani? Tarihi olarak. Sizin hep seçim beyanlarınızda bunlar vardı. Ama hala kafamda yani o eski ve Yunanlılar da geliyor her seferinde bakmaya. Orasını ben o alanı genişletip tamamen bu Seydiköy'ün kuruluşu, hem bir kütüphanesi, hem gençlik merkezi, bütün tarihi gelişimini orada anlatmak istiyorum. Şimdi elimizde dünya kadar Osmanlı arşivleri bulduk. Çok eski arşivler bulduk. Onları koyacağız oraya. Seydiköy nasıl kurulmuş, kaç yıllarında kurulmuş, kimler yaşamış. Şey bile var. Şimdi yeri söylemeyeceğim. Herkes iddia ediyordu. Burada Roma tarihi bilmem ne yok diyordu. Şimdi Roma tarihi de çıktı. Yani burası Roma döneminden beri yaşanan bir kent yani. Çok eski bir köyüz zaten biz yani. Roma'dan eski, önce oralara kadar gidiyor. 19, çünkü yukarıda habire define arıyorlar her taraftan. Tabii o, gerçi onlar daha çok Yunan defineleri arıyorlar da. Evet. 1904'te 2. Abdülhamit arşivinden çıkardım. Arkamda hatta oturduğum yerin arkasında asılır. İlk İzmir'de kurulan 3. ilçe. Belediyelik olarak söylüyorum. Gazi Emir 1904'te, belki de daha öncesi vardır ama bizim en son Osmanlı arşivinden çıkardığımız 1904'te kurulmuş. Ha,
tam Cumhuriyet'ten sonra 1926 gözüküyor. Ama biz 1904'te belediye olmuştuk yani. Ya o konuda da şeyler var. Bir kere bizde 10 Eylül'ü falan biz kurtuluş yılı doğru yapmıştık. Doğru. Genelkurmay'da da öyle. Öyle mi? Çünkü 9 Eylül'de İzmir kurtarılıyor. Ama son toplanan o zamanki buradaki Rumlar, Yunanlılar Gaziantep'te direniş gösteriyorlar. Bir gün gösteriyorlar ama ayın 10'unda da Çeşme'den terk ediyorlar. Evet. Biz bir gün İzmir'den bir gün sonra. Ama evet. İzmir'in dengesini bozmamak için üstüne gitmiyor. Şimdi ben bu minibüslerle ilgili hep benim de kronik hastalıklarımdan biri çek elini kornadan. Diye Gaziantep Belediye Başkanımız Sayın Ali İbrahim Şenol'un da desteğini arkamıza alarak sağ olun, teşekkür ederim Gaziantep halkı adına. Daha rahatlamadı ama, biraz rahatladı ama. Biraz rahatladı ama daha devam edilmesini talep ediyorum. Arada bir devam edeceğiz. Talebe devam ediyorum. Ta ki onların kafalara, ellerine artık ceza makbuzları gittikçe ellerini çekmeye başladılar. Laftan anlamayanın kötek haktır yani hikayesi. Biz de istemiyoruz kimsenin ekonomik zarar görmesini ama ya çekme, yazma, basmayın şu kornaya. Basma kardeşim. Gereksiz korna basma. Bu konuda teşekkürlerimi ve uygulamaların devamını talep ediyorum. Biraz zabıt arkadaşlar da bana kızıyorlar ama. Yok. Zabıt arkadaşlar ama bazıları bu konuda çok destek veriyor. Bazıları da Levent abi yeter artık diyorlar. bir de başkanım bu Milli Eğitim, Gaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı bir açıklama ve Gaziantep tekrar Türkiye'nin gündemine geldi. Dedi ki okullarda dedi yılbaşını Hristiyanları çağrıştıran simgeleri oluşturan şeylerle ağaçları süslemeyin. Siz şehre emin olduğunuz için soruyorum size. Yasak getirdi Milli Eğitim İlçe Milli Eğitim Müdürü yetkisi ve sıfatıyla. Bu konuda ne diyorsunuz? İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün bu görüşüne katılıyorsunuz mu? O kendi fikridir. Ha ben de süsleme yapmıyorum. Ben süsleme yapmamamın sebebi yasaklıyoruz yılbaşı... mu? Hayır, yasak yok. Yasak yok. Ben sadece çok para tutuyor. Belediyenin parasını koruma anlamında bu tür şeylere birkaç senedir girmiyorum. Daha önce ben de yaptım. Günlük kullanıyorsunuz. Bozulan şeyi atıyorsunuz depoya. Seneye bir daha aynı şeyi kullanamıyorsunuz. Evet. Bozuluyor durduğu yerde. Birçok para yatıyor. Ben de o paraları daha faydalı yerde kullanmak adına yılbaşıyla ilgili süsleme yapıyorum. Evet. Yani ama bütün belediyeler yapıyor. Parası olanlar yapıyor. Paralı mı yapıyor, borçlu mı yapıyor onu bilmiyorum. Ama benim için, benim bütçem için lüks olduğu için ondan yapıyorum. Yoksa süslemeye asla karşı değilim yani. Süslenebilir. İnsanlar eğlenebilir. Bizim nasıl Ramazan bayramımız, Kurban bayramımız varsa ondan da Noel'i var yani. İnsanların Noel'i var yani. Okula gider herkes illaki beş vakit namazını kılan Müslüman olacak diye bir şey yok ki yani. Dinli de gider, dinsiz de gider. İstediği gibi süsler. Keşke imkan... Yani ben bir Gaziantep yerelde doğup büyüyen bir insan olarak ilçe milliyetin müdürünün bu açıklamasıyla Türkiye'nin gündemine gelmesi, yasakçı bir zihniyetin Gaziantep'e geçmesi onu doğru bulmuyorum ben. Beni üzdü. Benim param olsa ben de Gaziantep'i ışıl ışıl yapmak isterim yani. Evet. Ama günlük yani o kadar para harcamak biliyorsun benim para konusundaki hassasiyetim ya. Çok pinti şey. Cebimde hep akrep var zaten. Cebimde akrep falan yok ama halkın vergilerini öyle kullanmak zorundayım yani. Yani belediye başkanı olmadan önce dedim başkan. Oğlum ya sana çok çay söylerim. Gelelim son sorumuza gelelim. Yani Zurna'nın son deliğine geldik. Siz belediye başkanı olmadan önce 2009'da sıralarında 2008, 2007, 2009, 2010 yıllarında iki dönem belediye başkanlığı yeter bir belediye başkanının programını, icraatlarını hayata geçirebilir diye bir söyleminiz vardı.
düşünceniz vardı. Ben bu aynı düşünce. Ben hiç hatırlamayayım öyle bir şey söylediğimi. Sen nereden ben çıkardın? Aynı düşüncelerde misiniz? 2009 yerel seçimlerinde. Öyle bir şey müsaade edersen, yani. Sorumu bitireyim başkanım. Müsaade edersen tabii ki sözü size vereceğim. Moderatöre fazla müdahale etmeyelim. Moderatöre fazla müdahale etmeyelim. Bu konuda düşüncelerinizi merak ettim. Herkes gibi bütün gazeteciler de merak ediyor. Ben sadece sorunun başlangıcına öyle giriş yapmak istedim. O konuda iki dönemle ilgili bir düşünceniz vardı. Bu zaten siz söylediğiniz inkar edecek bir adam kişi değilsiniz zaten. Bu aynı düşüncelerde misiniz? 2019 zamanında yapılırsa, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere bir üçüncü dönem, benim de daha yapacak projelerim var, daha hayata geçireceklerim şeylerim var, hedeflerim var diyeceğiniz çalışmalar var, onun için tekrar aday olacak mısınız? Son soru. Şimdi ben Aziz abi gibi söyleyeyim. 6 ay önce ama 3 gün önce ama 3 gün sonra ben daha ne söyleyeyim? Çok büyük toplum baskısı var üstünde. Partinin, örgütün baskısı var. Siyasiler öyle der değil mi? Partiye girmeyelim isterseniz, ben girmek istemiyorum partiye. Hayır ama şimdi ben bu partinin belediye başkanıyım. Başkanım tabii. Gururumuzsunuz. Yani bu partinin belediye başkanı olduğuma göre partinin tabanı baskı yapıyor. Halk baskı yapıyor. Ne kadar dayanırım onu bilmiyorum. Anladım. Yani aday olmayı düşünüyorsunuz tekrar. Adayım kesin. Aday. Efendim? Kesin adayım. Kesin adaysınız. Özellikle bazı kişilerin teşvikleri yüzünden yani. Şimdi tabii bugün buraya kadar hep sohbetimiz hoş sohbetti. Bu da hoş sohbet ama buradan çıkan çok manşet Halil İbrahim Şenol tekrar 2019'da aday olduğunu burada. İlk sana söyledim. Bana söyledi. Basında Türkiye'de Gazi ve Net'te. Gazi ve Net'te ilk kez Levent Çağlarsun'un programında Halil İbrahim Şenol 2019'da yapılacak olan Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde adayım dedi. Çünkü, bir an hayırlı uğurlu olması diliyorum. Sizi seviyor. Her zaman yanınızda. Adam yetiştirmem lazım. Yetiştiriyorum adamlar, genç adamlar da çabuk yetişmiyorlar. Daha dışarıdan aday olacak gençler var. Benim yanımda staj görecekler. Meclis üyesi olarak staj görecekler. İki dönemdir yetiştiremediniz mi başkan? Yani şimdi 10 seneden beri 8 seneden beri yetiştiremediniz. İyi de ben sadece 20 sene memurluk yaptım. Tamam. Her kademede. Öyle yetiştirdik kendimizi. Yani 10 senede yetişmiyor. 20 sene lazım. O banka payı 10 senede yetişmiyorsam ya adam banka mıdır? Yani 10 senede ama 20 senede uğraşsan olmaz, ondan çocuk olmaz işte. İyi de ama yetişmek istemek lazım. Evet. İstemek lazım. İstemezsen beni yetiştirin başkan. Herkes... Başkan beni yetiştirsene sen. Ben yetiştir, al, çırak olur. Al beni okulda. Olur. Olur. Olur tabii yani. Bak herkes, kayıt altındayız ha. Belediye başkanlık koltuk makam aracı bilmem ne görüyor. Belediye başkanının öyle değil. Belediye başkanının saati olmaz, bilmem nesi olmaz. Asta olmaz kolay kolay. Asta olsa bile işe gelmek zorunda. Evet. Öyle kanunları bileceksin. Her şeyi imza attırırsan adama içeriden çıkamaz. İşi bileceksin biraz. İşler böyle. Ama ben belediye başkanım. İyi kardeş, tamam. Biz iyi belediye başkanlığı yapıyorsak 20 senelik tecrübe bize bakıyordu. Yani belediyenin her kademesinde çalıştık. Biliyorsun ben hiçbir kademeyi atlamadım. Tek her basamakta çalıştım 3'er sene. Her basamakta. İş böyle oluyor. Abi başkan. Al verini getir. Yani 5 yılda önce ne yapabilirim diye onu öğrenebilir ya. Ben hemen bir belediye başkanına örnek vermek istiyorum. Babacık belediye başkanı, Türkiye'nin tek komünist partisi. Yani orayla... Yakında ziyaretime gelecek. Ya siz de toplayın, bizi de götürün. Ya beraber gidelim, biz de Gaziemir yerel basını olarak
Meclis üyeleri ama özellikle al. Onları da özellikle meclis üyelerini al ki onlar da belki bir şeyler orada sağda solda görürler, öneri getirirler. Beni de götür. Görürsem haber veririm. Yani o da... Ama hocam belediye başkanı gelir, seni çağırayım özellikle. Ya çağır tabii. Yani nasıl Çinliler geldi, özellikle çağırdın beni. Sen işte al bak, mağacılar bunlar diye. Eski mağacısın. Yeni mağacısın. Sen de sanki sen şeysin. programımızı ben az bitiriyorum. Burada basın danışmanımız sıkıldılar. Özellikle de kamerayı bize konusunda yardımcı olan sevgili kızım Ezgi Çağlarsu diyecektim ama değil artık, Ezgi Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Bir de çok büyük teşekkür Ali İbrahim Şahal başkanımıza, abime. Buraya kadar geldi, zahmet etti. Bu UFO'yla ısınılan stüdyomuzda kendisini ağırladık. 2019'da buradan çıkan sonuç aday olduğunu burada belirtti. Kendisine başarılar. Partideki mücadelesi tabii çok önemli. Partide adaylar çıkar çıkmaz mücadelesinde kim çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak o kişinin arkasında olacağına eminim. Çünkü labucumuzu yok bu işin. 2019 Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimi Türkiye'nin demokrasi mi, tek adamlık mı, demokrasi mi, diktatörlük mü seçimi olacak? Sen, ben değil, biz olmalıyız. Biz olmalıyız. Düşüncesiyle Halil İbrahim Şahal abime bu konularla ilgili en son sözü veriyorum. Söyleyecek bir şey varsa abimden dinleyelim ve yayınımıza son verelim. Buyur Halil abim. Teşekkür ederim. Kimse benden şunu beklemesin bir kere. Aday gösterilmezsem ben birileri gibi bir başka partiye veyahut da bağımsız olarak asla aday olmam. Ben partime bağlı bir insanım. Kim aday olursa olsun koluna girerim. Bana verilen görev neyse mahalle mahalle gezerim. Bir kere bunu canı yürekten söylüyorum yani. Herkese söylüyorum yani. Bunu dışarıda da söylüyorum yani. Tabii ki 2019 Türkiye için çok önemli. Senin biraz önce söylediklerinin altına imza atıyorum tabii ki. Bu ülke demokrasiye geri dönüş mü yapacak yoksa diktatörlüğün daniskasını mı görecek? Bundan sonra zaten oraya gidiyoruz. İnsanlar bunun tercihini yapacak. Onun için 2019 senesi Türkiye için çok önemli bir sene. Bütün halkımızı bir kere sağduyuya çağırıyorum. Yani bunu hangi partiden olursa olsun, AK Parti, MHP, İYİ Parti, ne bileyim işte DSP, Vatan Partisi, CHP. Ben her insan için söylüyorum bunu. Bu çok önemli. Herkes sağduyulu olacak. Ülkesini düşünecek, çocuklarının geleceğini düşünecekler. Bunlar önemli. Ve son olarak da tabii yeni yıla giriyoruz. Evet. Tabii çevremiz kan gölü, insanlarımız ölüyor, başlarına söyledik. İnşallah hep böyle diyoruz ama maalesef bu dünyada savaşlar bitmiyor, kanlar durmuyor. Ama yine de temennim 2018 için kanların durduğu, çocukların ölmediği, gençlerin, kadınların ölmediği, herkesin birbirini sevdiği, kol kol olduğu, hep herkesin güldüğü, sağlıklı olduğu yeni yıllar diliyorum. Ben de bu temennilere katılıyorum. Gazze Millet izleyicilerine de yeni yıllarını kutluyorum. Gazze Emir'in daha mutlu, daha özgür bir çağdaş bir Gazze Emir olması anlamında bugüne kadar imza atan, destek olan ve aday gösterileyim, gösterilmeyeyim, gösterilmesem dahi bugün burada partimin neferiyim diyen Ali İbrahim Şahal abime ben tabii belki kendisinden başka bir cevap da beklenemezdi. Başkası zaten hiç olmazdı. Hiç kimse de inanmazdı zaten. Kendisine bir kez daha buraya geldiği için Gazi Emirlet'e adına kendisine teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Hoşça kalın. Sağ olun.